Bu bölümde Rubai Mücerret ve Rubai Mezit fiil hakkında bilgi verilecek ve ayrıca bir okuma parçası mahiyetinde örnek metin olarak Kur'an-ı Kerim'den Karun kıssasının bulunduğu bölüm anlattığımız konularla ilişkili bir şekilde el alınacak. Fiillerin iki kısım olduğunu daha önce ifade etmiştik. Sülasi ve Rubai asli harfleri itibariyle sülasileri konu olarak bitirdik. Rubai asli dört harfi olanlara deniliyor. ve bunlara rubai mücerret denilir. Bunlara bir veya iki harf ilave edilmişse onlara da rubai mezit deniliyor. Mesela zel zele dört asli harfi var. Ve buna bir t te ilavesiyle tezel zele haline gelebiliyor. Zelzele, işte zelzele dediğimiz durum, tezelzele tezelzül, sarsılma bunu anlatmakta. Kur'an-ı Kerim'de Rubayi mücerret veya Rubayi Mezid çok fazla bir fiil yok ama en azından bir fikir vermesi açısından burada bir kısmını el almış olacağız. Mesela Kur'an-ı Kerim yeryüzünün şiddetli bir zelzele ile kıyamette sarsılacağını bildiriyor. Zül ziletil zulziletil ardu zilzaleha. Kıyamet kopup da arz o şiddetli sarsıntı ile sarsıldığında. Zelzele. Böyle gidip gelmek var burada. Zelzele. Ee, kelimede de bir gidiş geliş var. Zelzelenin kendisinde de böyle bir gidiş geliş olmakta. Femen zuh ziha anin nari ve udhilel cennete fakat feze. Artık her kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete idihal olunursa, dahil edilirse fakat feze o kimse kurtuluşa ermiştir ve kazanmıştır. Burada zuh ziha meçhul olarak gelmiş ve uzaklaştırılmayı ifade ediyor. küp kibu kep kebe küp kibu küp kibe ee, ve bunun çoğulu olarak küp kibu cehennem ehlinin e, cehenneme atılmasını anlatan bir ifade e, fe ki kibu fihe o cehenneme atılır e, hum onlar vel gavun ve o azgınlar e, tepe taklak bir şekilde cehenneme atılır. Burada keb kebe kelimenin aslı ama bu küp kibe meçhul haline getirilmiş ve bu da çoğul yapılmış aynı zamanda. Küp kibu yani hatta küp 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 ard arda düşmelerini ifade ediyor. Ve izel guburu bu sirat kabirdekiler çıkarıldığında bu sıra böyle deşilmesi kabirlerin deşilip içinden e, oraya bırakılmış olan insanların çıkarılması. Tabi kabirde e, geriye sadece bir toprak kalıyor ama Allah'ın ilminde onların programı belli. Dolayısıyla her insan bir başkasıyla karıştırılmaksızın diğer alemde yine müstakil bir varlık olarak diriltilecek. Bir de vesvese. Vesvese, Türkçe'de vesvese dediğimiz kelime. Vesvese. Yani şeytan da fiskos yapıyor ve dalga dalga o da vesveselerini gönderiyor. Burada da bir gidip gelme kendini göstermekte. İşte Hz. Adem ve Havva'ya şeytan vesvese veriyor. Ayet onu anlatmakta. Fe vesvese şeytanu. Şeytan o ikisine vesvese verdi. Liğub diyelehuma onlara mahrem yerlerini göstermek için mehuri anhuma min sevaatihim yani mahrem yerlerini kendilerine göstermek için vesvese verdi. Öyle anlaşılıyor ki Hz. Adem ve Havva şeytanın bu bu vesvesesine kadar yasak ağaçtan yiyinceye kadar kadın erkek noktasında birbirlerinin farkında değillerdi. Ama o yasak ağaçtan yediklerinde birisi erkek olduğunu, diğeri de kadın olduğunu fark etti. Birbirlerinin mahrem yerlerini fark etmiş oldular. Vesvese ile alakalı bir başka ayet. Çoğumuzun ezberinde olan kısa surelerden birinde geçer. Ellezî yüvesvisu fî sudûrin nâs. Yani vesvese veren o şeytan insanların sadırlarında yani gön e, gönüllerinde vesvese verir. Burada yüvesvisu, bunun muzarisi. Ve bunların mazi olarak çekimi, aynen sülasilerde olduğu gibi, vesvese, vesvesa, vesvesu. E, muzarisi, yüvesvisu, yüvesvisani, yüvesvisunem. Emir, vesvis, vesvisa, vesvisu. Belki bu şekliyle pek, e, görülmeyebilir ama çok fazla kullanılan bir kalıp değil zaten. Mesela şeytan müvesvis, vesvese veren ve e, vesvas e, bu şekilde de gelmekte. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Andolsun insanı yarattık. ve وَنَعْلَمُ Biliriz. مَا تُوَسْوِسُ بِهِ Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biliriz. Yani yaratan yarattığını bilir. Bizim içimizden neler geçiyor? Nefsimiz bize ne gibi vesveseler verdiriyor? Bunları da Allah bilir. Bir başka kelime ikşa arra yakşa irru ve buradan takşa irru ayette geçiyor. Takşa irru min huculudullezine yakşavne rabbehum yekşairu ru ürpermeyi ifade ediyor. Kur'an'ın okunması karşısında Rablerinden haşyet içinde olan, saygıyla e, ondan korkanların durumu. E, ru minhu culudullezina yahşevna rabbehum Onların derileri, derileri ürperir. Yani şöyle e, iç dünyalarında bir heyecan ve o heyecana göre derilerinde bir ürperme meydana gelir. Bir başkası dem deme. Dem deme. Bu da Semud kavminin helakiyle alakalı. İşte Hazreti Salih onlara Allah'ın dinini anlatıyor. buhu onu yalanladılar. Feagaruhe onu kestiler. Onu dediği burada Naga evvelinde geçer. Dişi bir deve bir mucize olarak kayanın içerisinden çıkarılmış. Normalde istifade etmeleri gerekirken ve kesilmesi yasaklanmışken bu, bu deveyi kestiler. Peki netice nedir? Fedem dem aleyhim rabbuhum bizen bihim Onların Rabbi de günahlarından dolayı onları helak etti. Beldelerini Dümdüz yaptı. Yani burada dem deme helaki bildiriyor. Ama helak ederken de dalga dalga o helakin gelişi. Denizin dalgaları gibi helaket kendilerine geliyor. Böylece e, sülasi e, mücerred fiiller. Yani asli harfi 3 harfli olan sülasiler. Bunların altı bab olduğunu gördük. Devamında da e, bunlara bir harf veya iki harf veya üç harf ziyadesiyle gelen fiilleri gördük. Bugün çok kısa olarak Rubai Mücerret ve Rubai Mezit bunlara kısaca temas ettik. Fiiller konusunu e, bitirdiğimiz için örnek bir metin üzerinde bir uygulama yapmak istedim ve Karun'un akıbeti e, başlığıyla Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssasını sizlerle paylaşacağım. Kur'an-ı Kerim'de nasıl ki Firavun despotizmin bir numunesi olarak anlatılır. Yani Firavun despottur, kendini ilah yerine koyan birisidir. Halkını da ezmiştir. Ve o yolda gidenlere Firavun gibi denilir. Bir benzeri de zenginlikte şımarmış, şımarık bir zengin tiplemesi. Bunun da Kur'an'daki anlatımı Karun. Ve her devirde Karun tiplerini görebiliriz. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim bir tipleme modelleme ile yani prototip diyorlar. Bir prototiple Karun gibileri bize anlatıyor. <laughs> <laughs> İnne Karun'e, kâne min gavmi musa Gerçek şu ki veya şüphesiz Karun Musa'nın kavminden idi yani Musa'nın kavmi para işleriyle çok meşgul ya ee, Karun da Musa'nın kavminden idi ama Musa'nın yanında yer almadı febaga <laughs> aleyhim derken onlara karşı taşkınlık etti yani zenginlikten gelen bir şımarılık şımarıklıkla onlara karşı taşkınlık etti ve <laughs> eteynahu biz ona verdik Minel künuzi e, künuz, kenz kelimesinin çoğulu. Hazineler. Me inne mefatihu. Bunların anahtarlarını. Miftah, mefatih, anahtarlar. Letenuu bil usbeti ulul guve. Güçlü kuvvetli bir topluluk zorlukla taşırdı. O kadar bir e, servet verdik. İz gale lehu kavmuhu. Hani kavmi ona şöyle demişti. La tefrah şımarma. Feriha şımardı. Yefrahu şımarır veya yani sevinir. Burada şımarmak anlamında. La tefrah şımarma. İnna Allah la yuhibbul ferihin. Çünkü Allah şımaranları sevmez. Yani zenginlik aslında bir nimettir. Ama şımarıklıkta da kullanılabilmektedir. Vebtagi'yi ara, <laughs> talep et. Fîmâ Allah'ın sana verdiklerinde eddar al ahirete ahiret yurdunu ara. Yani dünyada sana verilen bu geniş imkanları ahireti kazanmak için kullan. Ve unutma. unutma. Nasibeke nasibini mine dünya dünyadan. Dünyadan da nasibini unutma. Burada nesiye unuttu. Yense unutur. inse unut. La unutma. Yani la tensur gibi. La tensur yardım etme. La tense unutma. La tense nasibeke. Nasibi aynen kullanıyoruz. Nasibini unutma. Minet dünya dünyadan. Dünyadan nasip nedir denilecek olursa dünya ahiretin tarlasıdır. Ona göre değerlendir. Bu bir. Veya neticede dünyadan bir kefenle gidilecek. Bunu unutma. Ve ahsin kema ahsenallahu ileyke Allah sana ihsanda bulunduğu gibi sen de ihsanda bulun. İhsanda bulunmak, başkalarına ikram etmek, başkalarına e, faydalı olmak. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde fesat peşinde olma. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ müfsidin Çünkü Allah fesat çıkaranları sevmez. Burada müfsit. Müfsit bunu ee, çoğul yaptığımızda müfsidun geliyor. Ama e, burada e, mansup durumda olduğundan dolayı müfsidin gelmiş. Gale o ise dedi ki innema uti tuhu ala ilmin indiyim. Bunlar bana bendeki bir ilimden dolayı verildi. Uti tu ete verdi Utiye verildi. Utitu bana verildi. İnnema ancak ala ilm bir ilimden dolayı bir ilim üzere yani benim ilmim var kendi hünerimle bunları kazandım dedim. <laughs> <laughs> Evelem yalem bilmedi mi? Ennallâhe Allah gad ehleke min gablihim Allah ondan önce helak etti. Minel gurun önceki devirlerde Men huve eşeddü min, minhu kuvveten kuvvetçi ondan daha şiddetli ve ekteru cema mal biriktirme yönüyle daha ziyade olanları da Allah helak etmiştir. Buradan şu da anlaşılabilir. Demek ki önceki devirlerde çok daha fazla malı mülkü olanlar da gelmiş. Ancak bizim bildiğimiz zaman dilimi içinde herhalde en meşhuru Karun, Kur'an-ı Kerim şımarık zengin tiplemesini Karun örneğiyle bize anlatıyor. Ve la elu an bihumul mücrimun mücrimler yani ilahi emirlere karşı gelenler bunlara günahlarından sorulmaz. Sorulmaz derken sorulacağı başka ayetlerde anlatılıyor. Herhalde şu anlamda olsa gerek. Allah zaten bilmektedir. Yani yaptın mı ettin mi değil Allah ortaya koyacaktır. Fe <laughs> haraca derken çıktı. Ala kavmihi kavminin karşısına fi zinetihi zineti içinde deptebesiyle şaşasıyla çıktı. Galellezine yuridunel hayatet dünya dünya hayatını murad edenler dediler ki ya aleytelene keşke bize de Misle ma utiya Karun Karuna verildiği gibi bize de verilmiş olsa. Ona haset ettiler. Onun gibi olmak istediler. Gıpta baktılar veya. İnnehu gerçekten o lezu hazın azim dünyadan çok büyük bir payı var. Ah keşke biz de öyle olsak dediler. Ve galellezine utul ilm kendilerine ilim verilenler ise dediler ki yani Karuna mal verildi ama bir kısım insanlara da Allah ilim nasip etmiş ve ilim malın fevkindedir. İlim sahibi olanlar kendilerine ilim verilmiş olanlar dediler ki: kum yazıklar olsun size. Sevabullah Allah'ın sevabı hayrun daha hayırlıdır. Limen amene ve amile salihah iman eden salih amel işleyene Allah'ın vereceği sevap çok daha hayırlıdır. Ve la yulakkaha illa sabirun. Ama buna ancak sabredenler kavuşur, sabredenler nail olur. Ve akibetini bildiriyor Allahu Teala. Ne oldu? Fe khasafna bihi ve bir darihi el arda. Derken onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Hasefe husuf çöküntü yerin dibine geçirmek. Hasefna <laughs> bihi onu yerin dibine geçirdik. Ve bi darihi ve yurdunu yani sarayını el arda yere. Fema kana lehu min fiyetin yansurunahu ona yardım edecek bir topluluk da yoktu, adamları yoktu min <laughs> Allah'tan başka. Yani Allah istese yardım ederdi ama Allah helak etti zaten. Dolayısıyla yardım edecek kimsesi de yoktu. Böyle bir akibetten kimse onu kurtaramadı. Ve ma kana minal muntasirin kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Ve ayetlerin geri kalan kısmı diğer insanların bu olayı değerlendirmesini bize anlatıyor. Ve asbahallazine temannavu mekanıh bil emsin dün onun yerinde olmayı temenni edenler şöyle demeye başladı. Ya gulune şöyle diyorlar. Vay vay. Kenallah ve kenallah yebsutur rızka limen yasha min ibadihi ve yakdiru. Vay demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve daraltırmış. Yani aynı kimseye Allah bol da verir, gün gelir, elinden alır, daraltır. Levle cümleleri devam ediyor. En mennallahu aleyna Allah bize lütufta bulunmasaydı la hasefe bine bizi de yerin dibine geçirirdi. Ve vay, ve annahu vay. Demek ki la yuflihul kafirun kafirler iflah olmaz, kurtuluşa eremez. Ve artık sonuç kısmı kıssanın Tilke darul ahira işte şu ahiret yurdu. aluha, biz onu kılarız. Lillezîne o kimselere la yuridûne ulûven fil ardı yeryüzünde büyüklenmek istemezler. Ve la bir fesat peşinde de koşmazlar. Ahiret yurdunu biz böylelerine lütfederiz. Yani ahirette bir saltanat olacak ve bu saltanat yeryüzünde e, kibirlenmeyen, yeryüzünde fesat peşinde koşmayanlara verilecek. Karun ise yeryüzünde büyüklenmişti ve aynı zamanda fesat peşinde de koşmuştu. Vel akibetu lil muttaqin akibet müttakilerindir. Yani e, sonuç, e, güzel akibet e, Allah'tan sakınan, ona karşı gelmekten sakınan takva sahiplerinindir.